Daha fazla çiçek olur. Çok sakın. Hayır, dal çok. Sizce ben, benim husbene göre... Şimdi meyve, meyve nerede olur? Meyve bakın bunda olur. Tamam. Meyve bunda olur. Biz bunu çoğaltabildiğimiz sürece meyve alırız. Taze filiz. Şimdi, şunu şey yapın bakalım, bir 10 yıl sonrasını hayal edin. Ne kadar büyük olur değil mi ortaya da? Yani o çıkar gider galiba. Tabii. Ortalığı da batırır, bastırır. İçi kurumaya başlar. Sen kurudukça, kurudukça sen alırsın. Ondan sonra o yukarı çıkar. Kurudukça yukarı çıkar. Yani neticede ışık görmediği zaman. Tabii. Zeytinde de bu vardır, narencede de böyle bir şey vardır. Işık görmeyen tarafı kurur. Allah Allah. Ağaçta genel bir kaide vardır. Işık gören tarafa gider. Doğru. Bütün bir Işık gören, bakın aha. Şu. Üst tarafta giden dal var mı? Bakın. Şuraya. Yok. Orada yok. Ha bir de bu yandan bakın. Bu yandan çok yeni. O zaman başlangıçta şunu ben kökünden alsaydım. Tabii. Zaten bu o zaman burayı dolduracaktı. Belki bu sene boş kalabilir ama gelecek sene bu burayı doldururdu. Tamam. Yahut şunu şu aradan çıkarsaydım. Bakın zaten bunda bir şey yok. Bakın bunda bir şey yok. Zaten o da buralanmaya başladı. Yahut şuradan bunları alacağız, bunun yayılmasını sağlayacak. Bak zamanında zaten burada varmış. Ha. Kesmişsiniz sıkışıyor diye. Evet. Tamam. Siz kestikçe devam eder. Şurada. Burada. Bak sayı ortası değil. Dengeli dağıtacağız. Dengeli yapacaksın. Dengeli dağıtacağız. Şimdi ne yapacağız? 3 veya 5. Kuşlar daha fazla kuşlar değil. İçinde. Ana dalı bırakacağız. Alaga bak, dokuz alaga bak. Ve 3 veya o bıraktığımız 3 ana dal her birini bir ağaçmış gibi tekrar dağıda şey yapacağız. Burada şimdi sıkın ama bakın bu 2 yıl sonra gidecektir. Sen bunu kesince orası açılıp kalacaktır. Halbuki öyle bir şey oturtacağız ki ağaca şekil vereceğiz ki sadece şunlarla oynayacağız. Yani ondan sonra kalın kesim olmuyor. Ana dalı koyacağız. Ha, o ana dalı üzerinde. Bakın bir görüş daha vardı mesela. Evet. Şu ağacın çevresini şu dalların toplamı geçmeyecek. Kalınlığı. Kalınlığı. Tamam. Geçtiği zaman ne olur? Bu birlik boruya beşlik vanayla üstte bir bağlantı yapın bakalım. Ne olur basınç düşer. Öyle mi? Doğru. Çok haklısınız. Ha, birlik boruya beşlik boru bağlamış gibi bir şey oluyor. Şimdi burada gereğinden fazla bunu yaptığımız zaman basınç düşüyor. Lüzumsuz yere gidiyor. O yüzden yani şunların sayısı azalacak ama şunların sayısı çoğalacak. Çünkü ben meyveyi bunlardan alıyorum. Bunlar sadece ağacın direkleri olacak, taşıyıcı yükü olacak. Bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Bunun bu yukarı giden dallardan ben küstürüyorum. Ağaç bodurga aslında. Yani demin bodurdan söz ettin ya. O yukarı giden şıpkını aldığım zaman 3 sene 4 sene aynı yerinde sayma. Ya zaten o ağacı geriletmenin bir şeyidir. Ama sen bunu tepesinden aldığın zaman bu sefer şuradakiler azar. Tamam. Ha buradakiler birbirine değdiği zaman evvela bunları seyretecektir. Atlama. Ama birden de ağacı yani normalde de bir ağaç şöyle bir 3-5 metre olmalı. Bu da dar küçük. Hemen de tepesini durmamalı. O da kötü oluyor. Biraz yukarıya çok çıkıyor. Bak yukarıya değil yanlara yayma. Yanlara yaymak için zaten. Yanlara ama birden de dediğim gibi çatıyı da fazla küçük tutmanın da alemi yok. Neden? Ağacın üstü kadar altı gelişir. Onlar birbirini zorlar. Eğer sen üstünü kesersen kök de orada kalır. Nasıl olsa yukarıdan talep yok ki. Ben niye kendimi ötelere gideyim, şu alayım. Şimdi müdürüm gelecek yılda alınacak dallar şöyle bir göstersem. Getireceksin. Şimdi şu ortadaki dal alacağız bir. Şu anda. Gelecek yılda. Şimdi desteremiz yok. Var mı desteremiz? Şunu var mı desteremiz? Kesen gel buraya. Yaptırım gel. Bir kavgada yumruk aranmışmış. Bir iki tane kesen. Arkadaşlar herkes görüyor mu? Görüyor. Bakın. Şu damakları görüyor musunuz? Evet. Bunları mahvetmişsiniz. Bak bu mahvolur. Bu ağaç kurur. Ne dipten mahvolur? Bak. Şurası besin doku yeri bak. Şurada var ya bak.
Ne burayı zedeliyoruz, ne bu kadar damaklı kesim yapıyoruz. Bağlarda da bilirsiniz, diğer ağaçlarda, diğer bütün meyvelerde. Tam bunun bitim noktasında. Sıfır. Sıfır. Bitim noktasında ama bunun üstünde kesmeden. O siyah bu, benim ikiğinden tamam. Burada, burada da başlamış bu. Bu çok önemli. Damaklı kesim yapmayın bak. Bu böyle sanki ağaca böyle sevmeyerek değil de sanki böyle kızarak, kavga ederek kesip gitmiş yani. Bunu görünce benim moralim çok bozuluyor yani. Aceleye gelin hocam. Kusarın işi de ondan oluyor. Bak burada budanmış. Bundan biraz daha biraz içeri, daha alınacak. İçeriden. Yani bir kere buna karşı bizim şeyimiz, ilgimiz, tamam, alakamız, sevgimiz olması lazım. Tamam, tamam. Müdürüm kusura bakmayın şey yaptım. Devam edin siz. Sık olan, birbirine gelen, üst üste adamlar yapıyor. Müdürüm bu, buyurun, bir buyurun. De ağaçlarda bir iki tane kurum oluyor. Nasıl mesela yarısı kuruyor, yarısı yeşeriyor. Benim şurada ağaç var, iki tanesi öyle. Yapraklarda da saralı var mı? Bu, ya bu komple domada, kuruyor zaten ağaç da bir tarafı yeşeriyor. Ya şimdi, vertusilyum solgunluğu diye, solgunluk diye bir hastalık var. Vertusilyum'u boş verin siz. Şimdi mesela ağaç iki sene önce böyleydi. Bir sene... Bir anda gelir ve gider. Bir anda gitti. Bir anda gelir ve gider. Ha. De bizim bağların şey oldu gibi, gava hastalığı yakalandı şimdi, gibi. Şeyin... Burak'ta daha fazla oldu. Sakarlık gibi, Konya'nın ya da inen alnındaki sakarlık gibi. Bir anda girer şuradan, 3-5 güne kadar köke iner. Orası doğru, köke iner. İlaçlı tedavisi yok. Öyle derler ya, kuşala gelecek zeytin ortasından diyorlar ya. Tek çaresi var, balta ilacı. Yani yakaladığın zaman o dalı... Hemen indirince oraya macunu sürecek. Üç güne kadar, ha bu tarafın bu tarafın. Temiz yerine, tabiri caizse ne yapıyorlar kanseri hastaya? Süt kolu kesiyor. Kurtardık, kurtardık. Ciğer el sardısı bitti. Şurada zaten şu gönlüğe başladı. Şunu arayacağım, onlar büyümesin. Diğeri büyüsün. Yan gel. Yan çıkan mı, ortaya çıkan mı? Bir dakika müdürüm şimdi. Diyelim ki şunu, şunu bir de şunu üçünü koyduyduk. Şunu da aldık, şu üç tane koyduk, ana dal. Ya bunu mümkünse zaten şöyle... Yukarı doğru çıkararak hepsini bir yere bırakmayın. Hepsini bir yerde bıraktığını yarın ola ki traktöre taktık, bu ayrıldı. O hepsi. O zaman öbür tarafta gidelim. Yani misal onu burada koyduk, birini şurada koyduk. Birini yukarıda koyduk. Birini yukarıda koyduk. Onu seçtin. Şimdi bu dal artık gidecek ya, bu benim ağacımın neslini devam ettirecek. Evet. Bu yandaki de neslini devam ettirecek. Şu dalın tepesini alacağım. Ki bu burada kalsın. Bu ağacı beslesin, bu dalı beslesin. Sonra bunu şurada alsak? Sonra onu kökünden alacaksın. Tamam. Ucunu yani ucundan tamam. Aldığımı kökünden alacaksın. Tamam, sonra. Anlaşıldı. Mesela kaç sene sonra olabilir? Öbürü dengeldi mi alacaksın? Öbürü şey olunca yani bir 3-5 yıl, yani sıkıştırana kadar. Bak şu sıkıştırmış. Evet. Sıkıştırana kadar. Hemen olmuş. Bunu alacaksın. Tamam. Ben... Neticede bu şey yapıyor. Tekrar sen bunu kestin. Neticede bunlar bu sefer büyüyecek. Bu sefer kendi arasında seyreltileceksin. Onlar diyelim ki şuradan da geliyor. Bu da böyle birbirine girecek. Kendi arasında seyrelttin. Bu birbirine değiyor, o zaman bu bir tanesini bırakacaksın. Bu sefer bu arı yaşayacaksın. Ben kendi şeyimi yapayım. Şimdi bak ben bu şekilde bu şu aşkı şuradan şekil verilmiş ağaç. Bunun arasına bir ağaç kıstırıyorum. Burada böyle. Ya tabii şeyini topla ya. Şunun arasına bir çatal ağaç koyuyorum. Şu tamam, şekilde açıyor. Gayet gayet güzel o tabii. Bir İyi tane oluyor. Bir tane de burada 4 tane ya 3 tane neyse. Bak şu açı. Mesela şu açı mükemmel bir açı. Şu açı mükemmel bir açı. Tamam şimdi bak ben kendim şey olmuş olsam sözüne karışmam isteyeyim. Şunu şöyle şunu tarafa alırım. Tabii zaten var o budama tekniklerine yönlendirme bak, var o tarz. Bir de şunu unutmayalım. Şunları koyuyoruz biz. Evet. Destek olarak. Bunların hepsinde ağaç mantarı oluyor. Ağaç mantar doğru kurt doyuyor. Olduğu gibi ağaç mantarı köküne gidiyor. Fayda yerine ne oluyor? Zarar. Bunu bağlarda da çok yapıyorsunuz. Aşıyken yapıyoruz bunu. Rüzgar atıyor da. Tekin Bey o 2-3 yıldan sonra zaten alınması lazım. Alıyoruz onu. Şu anda alınır bu ilk bir yılda. Bakın şu ağaçta bakın. Şunla şu harbi diyor. Bu dallar. Bu dal harbi diyor. Evet. Çünkü hepsi aynı kaynaktan besleniyor. Aynı sağa... O zaman bunları teke düşüreceğiz. Ne olacak? Ya bu ikisini alacağız, o keskelle değil galiba o kadar. Ya da bunu tutacağız. Şunu ortadan kesin. Burada gene aynı, bakın. Aha, bakın. Bu da gene aynı. Girmiş birbirine zaten.
Zaten beni al diyor yani. 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 Burada gene aynı. Vallahi. Önce bir budamasını öğreneceğiz. Birinci evet, kat. Aynen lan ne biçim zeytinleri var lan. Ben 4 tane bulmuş. O adamlar zeytin. Şimdi biz zeytin değiliz. Biz zeytin. Biz zeytin, biz zeytin. Biz zeytin ya. Uç köy zeytin herhalden ya. Bunu buradan alsan. Nerede? Şuradan şekillendirse. Ya şimdi bakın. Her halükarda burada artık bir zaman kaybım var. Bu dal olsaydı sen haklıydın. Şimdi bu nasıl şekillendireceksin artık? Bu yanına boş işte. Al. Şöyle bir bakın. Tamam doğru. Bu yanına boş. Nasıl şekillenecek? Çünkü bak ben kendi görüşlerimi hı diyorum. Şimdi burada şekillen. Şunu alabilirsin. Hı. Bir tanesi kalır. Şunu alabilirsin, bu kalır. Ya da bunu alabilirsin, bu kalır. Ondan sonra ne olur? Şu ikisini alabilirsin, şu zamanla arayı doldurur. Ya da tersi, şunu alırsın, şunu alırsın. Zamanla arayı doldurur. Ha, ondan 1-2 yıl daha istifade edersin, kökünden alırsın daha sonra şu bak. Çünkü şunları aldığım zaman o aşağı inecek ya. Tamam. Müdür Bey, şu bir ağaç iyi gibi, çatallı, normal gibi, orta saçlı gibi. Bak bakalım bir. Ya şunu aldın mı? Üst üste gelenler ne? Hangileri burada? Şunu. Şunların ikisi bu tarafa gelecek bu. Şunu burada üst üstüne geliyor. Şunu boşaltacağız bak. Atlamalı. Al canı. Keserim bak. Kes hiç acıma zaten. Para değil mi? Aman iyi dikkat edeyim de ha. O da zaten zorla keser ya. Tehlikeli mi? Uzak durun ha. Ama bu olmaz. Kesmeyelim çünkü bak. Çok çirkin oluyor. Yaralayacak. Kesmeyelim. Olmaz. Makas var. Tamam. Şu ortada olanları en azından. Tamam. Şunu alayım. Keseceği belli olsun. Al. Hemen kes muhtarımı bak. Oradan keseceğin dibinden. Tamam. Bunu mu lan şunu mu lan? Ha. Şunu da al diyor. Tamam onu da gör. Tamam sen de tarif et ya. Elle bu da ha. Yengeye oku da alıyor. Şu giderim olsun. Şunu şuradan aldığım zaman bu böyle şey olacaktır. Bunu kestim. Bu böyle yandan sürecektir. Belli bir süre sonra artık bunu alırsın. Geride şunu da şu aşağı doğru sarkar. Bu yukarı doğru devam eder. Şunun tepesinde aldığım zaman yol buna vermiş olur. Tamam. Şu iki senelikleri baksak daha iyi olma mı? Tamam onlara da gidelim bak. Varsa şimdi bir şey daha izah edelim de. Bu şartlarda iki seneliklerde pek fazla yapılacak bir şey yok. Hayır şimdi şurada bak arkadaş yeni dikmiş. Hiç ellenmemiş. Yani onlara şekil verme şeklini gösterseniz. Bunlar 4-5 senelik var. Arkadaşlar. Evet. Sen dinliyorsun. Şimdi bütün meyvelerde, bütün ağaçlarda genelde bir felsefe var. Felsefe şu. Dik giden dallar sürekli kısır olur. Şöyle yere paralel giden dallarda da meyve çok olur ve küçük olur. Biz ne yapıyoruz? Ne dik gitmesini istiyoruz, ne yere paralel istiyoruz. Şöyle 45-50 derecelik açıldı. Demin de müdürüm de izah etti. Bir arkadaş da hatta siz değil mi? Şuralara yer. Ya bakın yaradan ona göre şey ver. Aha. Ölçü bu. Hı? Ölçü bu. Elinizi tutun. Ve tam açacağınız şey şu. Yani dallan gövde arasındaki açık. İçe giden dalları ne yapıyoruz? Temizliyoruz. Tamam. Yarın öbür gün biz buna ilaçlama yapacağız. Mantar hastalıklara karşı rüzgarı alması lazım. Güneşi iyi alması lazım. Hepsini söyledim müdürüm. Kuş rahat girip çıkabilecek yani. Içinde. Şey olursa da şuradan. Ha, kuş dalını almış oluyor. Yanlara gitmiş olur. Tamam. Ondan sonra şunlar büyüdüğü zaman şu anda daha küçük bunlar, engellenmiyor. Hı. Ama şunun bak, şunun tepesi iyi de, şunun bir çift. Bunlara bir tanesi uygun olanı şey yapacağız. 40 başlıyoruz. Alacağız bunları. Yani şunu, madem bunu seçtim ya. Tabii. Ya da şunu şuradan şey yaparız. Bunun büyümesini sağlayacağım bir şekilde. Yani lider dediğime alternatif bırakmayacağım. Nasıl padişahın kardeşleri şey yapıyormuş ya. Birbirini öldür diyor gibi. bu şekilde. Yani kuvveti ona vereceğiz artık. Bunun tepesini alacağım. Dalgası olur. Rakip olmayacak yani. Bunu buradan ya da şuradan bıraktığım zaman şey olduğu zaman bu şekilde bu büyüyecektir. Şunlar şu şeyimizde eğer bunlar bunu bastırıyorsa bunların tepesini alacağım. Yani bu sene yağmur oldu. Yani belki daha kuvvetli bir sürgün olacak olursa yani şunların şu bıraktıklarımızın boğmasına izin vermeyeceğiz. Ölçü bu. Ha, bunlar birbirini çok sıkıştırmadıktan sonra da
2-3 yıl. Şimdi bu 2 yaşında dediniz ama bu 2-3 yıl hiç makas vurulmaz denir. O tabi sulu şartlarda. Burada sulayamıyoruz. Bu 3-5 yıla çıkarabiliriz biz bunu burada. Çünkü ağacın mutfağı yaprakları var. Tabiri caizse kökler sadece su ve gübreyi yollar. O gübre de tek başına bir işe yaramaz. Onun kökün kendi kullanacağı hale de yapraklar getir. Ağacın diğer şeylerde sürgünü, çiçeği, şunu bunu hale gübreyi kullanması için yapraklar onu kullanabileceği forma dönüştürür. İkisini de köklere yollar. O zaman siz şunları hemen birden çıplaklaştırırsanız bu sefer ağacın mutfağın bir kısmını yıkmış olursunuz. Tamam. Dengeli olacak. Aşağı he. Yukarı bağa benziyor bunun şey ya. O yüzden şey yapacağız. Ya. O yüzden bunları şey yapacağız. Ha bakın ya burada bir tane unlu bit var. Ha bir tane vardı hemen ilacını seyretmeyeceksiniz. Öyle mi? Ya ama çoğalıyor bu. Bir anda çoğalıyor. Ya bir anda o kadar da çoğalmadı. Geçin. Ezildi herhalde. Bak şimdi köyde parkta biri var. Hı? Muhtar bembeyaz olmuş. Evet ben de gördüm. Ya öyle bembeyaz mi? Kaç ay dolmuş. Ya daha geçen gün. En az 15 günlüktür o. Tamam doğru. Gör çünkü bak biz göremedik. Ya göremediğimizden oluyor. Evet. En az 15 gün. Bakılmadıktan sonra zaten gözükmez. Yani zeytin güçlüdür. Yani belki bu fidanda biraz daha etkiler. Zaten bundan niye zeytin bekliyor? İmam Bey merhaba. Ne yapıyorsun? Bundan evet. Tamam. Yani bu 5 yaşındaki tamam, çocuğu evet. Yemeğe göndermeye benzer. Şu evet, mamaya tamam. Geçmişsin ne oldu? Evet. Tamam. O yüzden daha olanlarda imkanınız varsa koparın. Dökülsün. Evet. Tamam acil bir şey yok değil mi? Tamam meyvesini. Meyvesini tabii tamam, meyvesine vereceğine gövdesine versin. Biz kendi güçlensin. Biz de ne diyor la? Yani affedersin sözün meclisten dışarı. Zeytinleri gezmeye geldim. Şu an hafta bahçedeyiz. Ben bire nereye büyüsün senin ki? Senin emeğin çoktur. Yani. Tek tek meyve bile alsın. Seni de şunun 10 yılda garip vereceğinden şey daha çok verin. Senin yani emeğin bizden çok buraya. Hatta burada selamları var. Ayırdınız lan. Bu tarafı falan.